Ve son rezalete, son habere geçelim. Efendim Türkiye'de kepazelik, devlet yapısı kepazeliğini Tamer Karadağlı ile birlikte yaşadık. Başka kepazelikte Devlet Opera Balesi'nde geçen hafta sıkça söz ettiğim bir mesele. İsmet Sezgin'in yeğenini görüyorsunuz. İsmet Sezgin'in yeğeni Murat Karahan, Devlet Opera Balesi'nin genel müdürü. Yanlış duymadınız. Devlet Opera Balesi'nin genel müdürü. Kendisi şöhret olmak için ilk gençliğinde berbat bir pop şarkısı yapıp piyasaya girmeye çalışmış. Çakma Tarkan olarak anılmış ve bu iş tutmamış. Murat Karahan'ın sesi çok sevilen, çok beğenilen bir ses. Dünyanın büyük opera salonlarında söyleyebilen, dünya çapında bir ses olarak kabul ediliyor. Ve kendisinin gerçekten bu bağlamda önemli bir kariyeri var. Buraya kadar sorun yok. Ancak herhangi bir kıblesi, ideolojik kıblesi, pusulası olmadığı için bütün devlet opera ve balesini kendisi için kullanıyor. Oradaki sanatçıları da buna alet ediyor. Boyun eğmeyen sanatçıları da tehdit ediyor. Daha önce ben bu Murat Karahan'ın pandemi dönemindeki tehditlerinde ilgili bir ses kaydını tabii ki kamuya açık bütün gruba mesaj olarak gönderildiği, yani bütün Antalya Devlet Opera Balesi'ne gönderilen ses kaydını yayınlamış ve kendisine sormuştum. Kendisi beni arayıp 1,5 saat telefonda dert anlatmış. Dedim ki bunları boş ver. Devlet Opera Balesi Türkiye'de çok sesli batı müziğinin sevilmesi, kitlelere yayılması, dünyanın büyük bestecilerinin Türkiye'ye tanıtılması, opera sanatının aynı zamanda sahneleme ve işte konuları itibariyle tarihsel varlığı ve seçkin örnekleriyle halka taşınması adına kurulmuş bir cumhuriyet kurumu. Dolayısıyla Murat Karahan böyle bir kurumun başında olduğunu unutmuş durumda. Kendisini Kayahan şarkıları, Zeki Müren şarkıları falan gibi yerlerde görüyoruz. Savunma şu. Diyorlar ki mesela Murat Karahan'ın işlerinde diyorlar ki ya onlar bağımsız firmaların yaptığı işler, bağımsız organizasyonlar. Dolayısıyla bunu yapamaz mı? Yapamaz. İki sebepten dolayı yapamaz. Bir, Devlet Opera Bale Genel Müdürü ağır olması gerekir, ciddi olması gerekir. Doğru dürüst kendisine yakışan işler yapmakta yükümlüdür. Oradaki sanatçıların çoğunu bir yevmiye karşında yara aç yarı tok, dayatmalı bir şekilde gönderiyorsun, kendine çaldırıyorsun, olmayanın burnundan getiriyorsun. Bir. İkincisi ve bence çok önemli bir mesele daha, Limak'la birlikte bir orkestra kuruyorsun. Bu kurduğun orkestra Limak'ın finansmanıyla organize ediliyor ve sonra Türkiye'nin en yaralı, en sorunlu, en çaresiz coğrafyası şu anda Akbelen. Ağaçlar boyun eğmiş, katlediliyor. İnsanlar orada sürükleniyor vesaire. Ve bu doğa vahşetinin olduğu yerde Murat Karahan sen gidip işte Limak Filarmoni Orkestrası'yla birlikte şarkı söyleyeceksin. Ve bunun ardına takılan da binlerce insan olacak. Maalesef o binlerce insan Bodrum'da olduğu için ben CHP'liyim, ben doğayı seviyorum, ben bok püsür bilmem ne diyecekler ve bu adamın kim olduğunu, yapılan işin ne olduğunu umursamadan, ki pek çoğu biliyordur, bilmiyorsa ayrıca ayıp, sonra bunun peşine takılacaklar. Fazıl bir dönem Murat Karahan'ın lehine sözler söylüyordu. Bereket erken zamanda onu uyardı ve tüydü, yoksa sorun başka bir hale gelecekti. Şimdi Limak'ın koruması altında, onun kolları altında bir devlet opera balesi genel müdürü. Sarayın çocuğu, sarayın elinde büyüdü, sarayın kurumlarının başında. Üstelik sanatçı olarak, yani ses olarak son derece yetenekli. Bunu da kullanarak sanatçılara zulmediyor. Pandemide onları mahvetti. Kendi çıkarına yine konserler yaptı. Ve devlet opera ve balesini aslında dolaylı olarak değil doğrudan bir genel müdürün sahneye çıkmasıyla rezil ediyor. Halkın parasıyla, halkın oluşturduğu bir makamda temsil niteliği taşıyan kimse ağaçların kesildiği, insanların bundan dolayı gözyaşı döktüğü bir yerde bir grup seçkine, belki para babasına giyinip kuşanıp gidiyor falan filan. Orada da işte popüler şarkılar söylüyor. Birader, senin görevin pop şarkılar söylemek değil ki.
senin görevin devlet operasyonu adam gibi ya da kadın gibi. Yani nihayetinde liyakatle yönetmek. İki, repertuarını dünya eserleriyle birlikte halka taşımak, onları öğretmek. Üç, ve çok önemli bir başka mesele var. Sanatçının duyarlılıkları olması gerekir. Hele de devletin sanatçısı olarak. Senin mesela Limak'la Koyun Koyun'a, Türkiye'nin katledilmesine seyircilerle birlikte alkış tutmak. Bu kepazelik nedir ya? Geçen hafta Taner, bu hafta bu. Bunun ama yaptıkları bitmiyor.